Arkadaşlar merhaba. Bu kısa podcast'te bugün kanala çık, sıkça gelen sorulardan bir tanesi. Abi matematik olmadan yazılımcı olabilir miyim? Matematikle aram kötü. Yine de yazılımı profesyonel anlamda yapıp para kazanabilir miyim? tarzında çokça soru geliyor. Bunun üzerine kısa kısa fikirlerimizi paylaşacağım sizlerle. E, matematik olmadan yazılımcı olabilir miyim sorusunun en kısa cevabı çok kısıtlı bir matematikle evet. Yani sen temel mantık konularını biliyorsan mantıkla matematiğin bir alt koludur. Bir yazılım geliştirebilirsin. Hatta satabileceğin düzeyde bir yazılımda geliştirebilirsin. Birazdan örnek vereceğim. Yalnız mantık konusu çok başka bir yerde arkadaşlar. Mantık deyince ne anlıyoruz? Ve veya değili, true, false gibi önerme konuları vesaireler. Bunlar üzerine temel bilgimizin olması lazım. Yani bakkaldan çikolata ve bisküvi al demekle bakkaldan çikolata veya bisküvi al demek arasındaki farkı biliyor olmamız gerekiyor arkadaşlar. Bunları bildikten sonra çok temel düzeyde yazılımlar geliştirebiliriz. Nasıl bir yazılım geliştirebiliriz? Bir otel rezervasyon sistemi düşünün. Otele misafir geliyor, yeni bir kayıt oluşturuluyor ve misafir çıkarken de Çıkış tarihi not ediliyor. Ee, ve işte misafir çıktı flagi true yapılıyor. Şeklinde çok basit bir yazılım düşünelim. Yani ben bu yazılımı kullanarak hangi odam dolu, hangi odam boş, şu misafir ne zaman girmiş, şu misafir ne zaman çıkmış. Bunu görüntüleyebileceğim bir yazılım yapabiliyorum. Herhangi bir über matematik bilmeden. Ama patron bana gelse dese ki ya işte eee bir senede biz bu otelden kaç para kazandık bir hesapla bakalım dese işte matematik yavaş yavaş devreye girmeye başladı. Ya da işte yaz aylarında ortalama kaç kişi bizim otelimizde kalmış gibi istatistiki veriler ortalamalar toplamlar, yüzdeler vesaire işin içine girdiği zaman matematik işin içine girmiş oluyor arkadaşlar. Yani bir yerde bir raporlama varsa ister istemez matematikte olmuş oluyor. Bu sadece bir mini scope yine. Yani çok öyle büyük bir kompleks matematik yine yok burada. Bazı yazılım türlerinde, bazı yazılım alanlarında mesela bir oyun programımı düşünelim. Siz ilerledikçe kariyerinizde çok ciddi optimizasyonlar gerekecek. Ve bunlar da matematiksiz çok kolay değil arkadaşlar. Unity'de basit oyunlar geliştirmekten bahsetmiyorum. Yani Triple A bir oyun yapacaksanız, grafik kartında öyle taklar atmanız lazım ki e, o optimizasyon müşteriyi çok mutlu etsin. E, bir collision detection yaparken, işte belli neural networklerde yapay zeka kullanırken, onu yaparken, bunu yaparken bir sürü zıvır zıvır konular var. Yani aslında trigonometri çok ağırlıkta kullanılıyor birçok hesaplamada vesaire de. Bu alanlarda uzmanlaşacaksanız matematik önemli. Ya da bir bilimsel yazılım yaptığımızı düşünelim. Mesela matlabı düşünelim. Yani korkunç bir matematik dönüyor. Bir matlab projesinde matematik bilmeden çalışmanız mümkün değil arkadaşlar. Sanırım muhtemelen böyle doçentler, profesörler falan çalışıyor olabilir matlabın ekibinde. Ciddi çok çünkü scientific yani bilimsel anlamda çok üst düzey işler dönüyor. Haliyle arkadaşlar alanımıza göre matematik seviyemizde e, yeterli olabilir. E, şöyle bir durum da var. Hemen umutsuzluğa kapılmamak lazım. Yani birçok arkadaşım matematiği bilmediğini düşünüyor ya da matematiğe ilgi duymadığını düşünüyor ama belki de bir cevher var. Farkında değil. Yani ilkokulda olsun ortaokulda olsun saçma sapan bir <laughs> öğretmeni olmuş olabilir. Yani e, öğretmenlerimiz kutsal ama bazen isteksiz öğretmenler olup sizi e, konudan soğutuyor bilirler. Böyle durumlar olduysa direkt matematiğe önyargıyla yaklaşmamamız lazım. Biz bazı konuları yolda da öğrenebiliriz. Yani bir yazılıma başlamak için illa hemen sıfırdan bir kalkulus bitirmemiz gerekmiyor arkadaşlar. E, başla, üret, ihtiyaç duydukça yeni alanlar araştır. E, böyle böyle kendini de geliştirebilirsin. Yani Böyle bir lokmayı komple bir bütmektense önce parçalara böl, yavaş yavaş adım, adım da ilerleyebilirsin. Böyle baktığınızda da arkadaşlar yazılımda ilerlememiz mümkün. Yani alan önemli, hangi alanda yazılım geliştireceğiz önemli, sizin istekli olmanız önemli. Zaten bir adam yazılıma istekli ise kafasında bir analitik düşünce tarzı sürekli vardır ve bu ilgi de zaten matematik ilgisinden geliyordur ama farkında değildir. Kendinizi biraz keşfetmeye çalışın. Yani matematikle biraz barışmaya çalışın. E, göreceksiniz yavaş yavaş e, kendi kabiliyetleriniz de adım adım ilerleyecek. İnşallah faydalı olmuştur. E, üretmeye devam arkadaşlar. Bir sonraki podcast'te görüşmek üzere.